Sa'ama yahkumun. Ne berbat yargılara kapılıyorlar. Ve kezalike zeyyene li kesirin minel müşrikine katle evladihim şurakâuhum li yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinehum. Ve yine onların yaptığı bir başka gülünçlüğü dile getiriyor Kur'an. Ama bu tabii ki çok daha gözle görünür bir kötülük. Bu gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir vahşet görüntüsü. Neydi o? Ve yine Allah'a koştukları ortaklarına olan inançları, ki tırnak içinde açıklama babında söyledim, onlara olan inançları şirk koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösteriyordu. Evet. Yani sadece kurban sunma aşamasında kalmıyor. Her hurafe mutlaka en sonunda bir vahşete, insana zarara yol açar. Yani insan hurafesinin zararını yine kendisi görür sonunda. Onun için hurafenin yasaklanması, inançca düşmüş mikroplar gibi yasaklanmasının sebebi Allah'ın bundan zarar görmesi değil. Ya kimin zarar görmesi? Hurafeye inanan insanların bizzat kendilerinin zarar görmesi. İşte burada çok tipik bir örneğini sergiliyor Kur'an. Diyor ki, Allah'a koştukları ortaklarına olan inançları yüzünden şirk koşanların çoğunu çocuklarını öldürmeyi güzel gösterir bu inançları. Ve böylece onları yok oluşa sürükler ve değer sistemlerini yozlaştırır. Liyurduhum. Onları yok oluşa sürükler. Ve liyelbisu aleyhim dinehum. Değer sistemlerini yozlaştırır. Dinehum. Dinlerini yozlaştırır diyor. Meşhur kullanımıyla aynen dile getirelim literal anlamda. Dinlerini yozlaştırır. Bu din neydi ki? Yukarıda söyledik. İbrahim peygamberden gelen hakikatleri işte böyle yozlaştırdılar. İbrahim peygamberi doğru anlamadılar. Onlar çocuklarını katlediyorlardı. Çocuk katli iki sebebe dayanıyordu. Hatta üç sebebe. Zemahşeri'nin naklettiğine göre. Biri yoksulluktan dolayı katlediyorlardı ki yoksulluk açlık korkusuyla olur. Oysa ki yarattığının rızkını da yarattığına inandığınız zaman, yani Allah'a güvendiğiniz zaman, hiç böyle bir vahşete sarılabilir misiniz? Hiç böyle bir vahşeti birazcık vicdanı olan bir insan gözünü kırpmadan işleyebilir mi? Öz evladının kanına girebilir mi? Nasıl bir duygudur? Yani hurafe nasıl korkunç, batıl inanç nasıl korkunçluktur ki insana öz elleriyle öz yavrusunu katlettiriyor. Bakınız. Onun için aslında bugün olan da çok farklı bir şey değil. Baksanıza. O gün insanlar öz elleriyle yavrularını, ciğerparelerini diri diri toprağa gömüyorlardı. Yani dünyalarını mahvediyorlardı. Bugünkü anne babalar öz elleriyle ciğerparelerinin ahiretini mahvediyorlar. Sizce hangisi daha korkunç? Bir dedim yoksulluktan dolayı. İkincisi ahlaki amaçlarla gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in kızını gömmesi yoksulluktan değildi. İleride büyüyecek ve ahlaksız toplumda o da ahlaksızlık yapacak. Bozulacak. Yüz karası olacak. Namusumuza leke getirecek amacıyla daha çocukken infaz etmeye kalkıyordu. Masum bir yavruyu. Üçüncüsü, kurban sunmak için erkek çocuklardan bazen sadece tanrılarına kurban sunmak için katlettikleri de olurdu. Burada da Hazreti İbrahim'i yanlış yorumlayarak yaparlardı bunu. İlginçtir. Hayvanlardan putlarını ayırırken
Allah yolunda kurban etmezler ve yoksula dağıtmazlardı. Ama çıkarlar, katliam yaparlar. Bazen öz çocuklarını putlarına kurban sunabilirlerdi. İşte böylesine bir zihin alaborası, böylesine bir düşünce kısırlığına yol açıyordu. Yanlış inanç, bozulmuş inanç. Yani temeli bilgiye dayanmayan, temeli sağlam olmayan, temeli vahye dayanmayan her tür inançın insanı götürdüğü nokta işte böylesine vahşet, dehşet ve gülünçlüklerdir. Burada söylenen de budur. Aslında müşrik sapmanın temelinde Hazreti İbrahim'in tevhidi inancını yozlaştırmanın olduğunu hatırlamamız gerekiyor bu ayeti anlamamız için. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوا Ne ki Allah dileseydi yine de bunları yapamazlardı. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Şu halde onlardan da uydurduklarından da uzak dur. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ Yine onlar, yukarıda söylediğimiz Kur'an'ın sunduğu örnekler, bu ibretler daha doğrusu, devam ediyor. Yani insan eğer sahih bir akideye, sağlam bir imana dayanmazsa, temeli ilahi bilgiye dayalı bir imana dayanmazsa, nasıl hurafelere, nasıl gülünç hurafelere saplanır, onun örneklerini vermeyi sürdürüyor Kur'an. Diyor ki, onlar batıl inançlarına göre dediler ki, şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Bir takım hayvanları ve ekinleri ayırıyorlardı. Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Dikkatinizi çekerim, onların isimlerini de Maide suresinin 103. ayetinde saymıştı. Ve biz onları tefsir etmiştik. Vasile, Saibe gibi isimler veriyorlar. Kulaklarını yarıyorlar ya da kuyruğunu kesiyorlar, kulağını kesiyorlar işaret olsun diye. Onu salıyorlardı. Mesela üst üste ikiz doğuran hayvanları, beş batında doğuran hayvanları, artık belli bir yaşa kadar ürün veren, belli bir yaşa kadar yavru veren hayvanları, yani böyle kendi kafalarından bir takım kurallar koymuşlardı, bir takım hurafeler koymuşlardı ve kullanım dışı tutuyorlardı. Yani insanın kullanımı için yaratılan varlıkları yaratılış amacının dışına itiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Dediler ki şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Ben hicrunu kutsaldır biçiminde çevirmeyi uygun buldum. Bizim için verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez. Yani onlar izin verecekler ve birileri onlardan yiyecekti. Kime izin veriyorlardı? Kafalarının esliğine. İzin vermeyi gücünü kendilerinde görüyorlardı. Yani Allah'a değil de kendilerine, dinin kaynağını kendilerine atfediyorlardı. Kendileri din koymaya başlamıştı. Kutsal koymaya başlamıştı. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? İnsan din koymaya kalkarsa hakikat ne olur? İnsan sayısınca din olmaz. İşte hurafe de oradan çıkmıyor muydu? Ve en'amun hurrimet zuhuruha yine onlar falanca türden hayvanlara yük vurulması haramdır diyorlardı. Yani kendi kafalarından belirliyorlar. Şu şu tipteki hayvanlara yük vurulmaz. O hayvanlar yük hayvanı ama onun için yaratılmış, onun için kullanılması lazım. Fakat hayır, kullanım dışına çıkarıyorlardı bir takım hurafelerle. Aslında bu ayetler Allah'ın eğer insana yol haritası göndermemiş olsaydı, insanın nasıl hurafeler icat edip, nasıl gülünç kurallar geliştireceğine en tipik ve ilginç örneklikleri teşkil ediyor. Hurafenin mantığı olmaz.
Buradan çıkardığımız sonuç bu. Hurafenin mantığı olmaz. Mantığı var mı? Biraz sonra devam edecek bu ayetler. Onun için hurafeye dayalı keyfi bir akide sistemine eleştiri getiriyor bu ayetler. Ve en'amun la yezkuruna smallahi aleyha iftiraen aleyh. Ve bir takım hayvanlar da vardır ki üzerine Allah'ın adını anmazlar. Hurafelerini asılsız yere ona isnat ederler. İftiraen aleyh. Yani bir takım hayvanların da üzerine Allah'ın adını anmıyorlar. İlginç. Niye anmıyorlar? Niçini olmaz? Hurafenin mantığı olmaz efendim. Peki bunu yaparken de dehşet bir şey daha yapıyorlar. İftiraen aleyh. Bu hurafelerini asılsız yere Allah'a isnat ediyorlar. Sanki Allah emretmiş de bunlar böyle yapıyormuş gibi bir hava uyandırıyorlar. Bunu da Allah'a isnat ediyorlar. Tek delilleri nedir? Atalarından böyle görmüş olmaları. Seyeczihim bima kanu yefterun. Zamanı gelince iftiralarından dolayı cezalandırılacaklardır. وقالوا yine dediler ki ma fi butun hazihi al-an'am khalisatun li zukurina ve muharramun ala azwajina. Bakınız hurafenin mantığı olmaz demiştik ya, devam ediyor. Şu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa yalnızca erkeklerimize ait olup kadınlarımıza yasaklanmıştır. Eğer canlı doğarsa yalnızca erkekler yiyecek. Erkeklere aittir. Kadınlar yiyemeyecek. Niçin? Efendim hurafenin niçini olmaz. Mantığı olmaz. Onlar öyle istediler onun için. Tabii burada bir başka problem de var. Ataerkil modelin cinsiyet ayrımını uyduruk dinlerinde de yansıtıyorlar. Bakıyoruz. Hurafeyi düzüp koşarken öteden beri taşıdıkları toplumsal yozlaşmaları da hurafenin temeline dayanak ediyorlar. Buradan hisse şudur. İnsan din koyarsa olacağı budur. Yani komiklik. Ve in yekum meyteten fehum fihi şuraka. Ama eğer ölü doğarsa hepsi de ona ortak olacaklardır. Yani kadınlar da erkekler de yiyeceklerdir. Demek ki ölü hayvan yiyorlardı Mekkeliler. Buradan onu öğreniyoruz. Seyeczihim vasfahum. Allah onları bu tür isnatlarından dolayı cezalandıracaktır. İnnehu hakimun alim. Çünkü o hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Kad hasirallezine katelu evladahum sefehen bigayri ilm. Gerçekte hüsrana uğrayan kimseler cehaletleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler devam ediyor. Ve harramu ma razakahumullahu iftiraen alallah. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak bağışladıklarını Allah'a iftira olan hurafelerle haram kılanlardır. Bunlar kimlermiş? Hüsrana uğrayanlar. Kafalarından din koyanlar, kendi işkembelerinden yasa uyduranlar, haram ve helal belirleme işini kendi zevklerine, kendi akıllarına, kendi tabiatlarına uygun bir biçimde kılanlar. Yani güzeli ve çirkini, iyiyi ve doğruyu, hakkı ve batılı belirleme ölçüsünü Allah'ın koymasına bakmayıp kendileri koymaya kalkanlar. İşte onlar ölçü koyarsa sonuçta böylesi bir hüsran oluyor. Çocuk öldürmeye kadar, kişinin öz elleriyle ciğerparesini, yavrusunu öldürmeye kadar varıyor bu hurafeler. Ki dünyada geçmişte, geçmiş uygarlıklarda bir takım gerekçelerle geçmiş kültlerde
inançlarda bir takım gerekçelerle insan kurban etme meseleleri de hep bu tür hurafelerden kaynaklanıyor. Tabii ki Hazreti İbrahim'in meseli aslında böyle bir şeyi ortadan kaldırmak için kullanılmış ilahi bir mizansendir. Devam ediyoruz. قَدَّلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar sapmışlardır ve doğru yolu da bulamamışlardır. Kur'an bu ayette inkarcı muhataplarını beyinsizlik ve cehaletle suçlayarak, kötü eylemleriyle inkarlarının tek kaynağına işaret ediyor. İnkarın kaynağı aslında Kur'an'ın bu ayette işaret ettiği şey nedir? Cehalet. Burada da söylüyor ya, Kur'an bi gayri ilmin, sefehen bi gayri ilmin. Nedir bu? Cehaletleri yüzünden, beyinsizlikleri yüzünden. Sefeh beyinsizlik, geri zekalılık demektir. Beyinsizlikleri ve cehaletleri yüzünden kendi aleyhlerine olan böyle düzme koşma hurafeler uydurdular. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ Ve odur insan eliyle yetiştirilen ve kendi başına yetişen bahçeleri, bağları ve nakhle ve zer'a muhtelifen ukuluhu, hurma ağaçlarını çeşit çeşit ürün veren tarlaları ve zeytune ve rummane muteşabihen ve gayra muteşabihin, biri diğerine çok benzeyen, aslında esasta, yani yapı olarak biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı görüntüde, tatta, lezzette, renkte zeytini ve narı var eden kimdir? Yalnızca Allah'tır. Burada lafzen yukarıdaki ma'ruşatin ve gayra ma'ruşatin ibaresi lafzen çardaklı çardaksız anlamına geliyor ama Celaleyn gövdeli bitkiler, gövdesiz bitkiler açıklamasını koymuş ki en uygun olan anlam da bu olsa gerek. İbn Abbas'tan naklini esas alarak biz burada kendi başına, ki Taberi naklediyor İbn Abbas'ın bu yorumunu, kendi başına yetişen bitkiler ve insan eliyle dikilerek yetiştirilen bitkiler. Hepsi Allah'ındır. Allah yaratmıştır bunları diyerek devam ediyor Kur'an. Kulu min semerihi iza esmera. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Niye böyle bir ayet geldi hurafelerin arkasından? Hurafeleri ifade eden, müşriklerin hurafelerini bize aktaran ayetlerin ardından neden Allah'ın nimetlerini aktaran bir ayet geldi? Şunun için, insanın yaşadığı dünyayı süsleyen diğer yaratıkların varoluş yasası insana hizmet ve hayatı kolaylaştırmak içindir. Yani her yaratılan şeyi yaratıldığı amaç için kullanın. Çünkü Allah insanı yaratmış ve insanın görevini, sorumluluğunu mükemmel biçimde yerine getirebilmesi için gerekli olan şeyleri de yaratmıştır. Zulüm bir şeyi Allah'ın yarattığı yerden etmektir. Onun için hayvanlar insana hizmet içindir. Bitkiler insana hizmet içindir. Siz bunları hizmet dışı bırakırsanız amacı dışına çıkarmış olursunuz. Görmüyor musunuz? Eğer hizmet dışına çıkarırsanız hayvan tanrı bile olur. Tanrılaştırılabilir. Budistlerin ineğine ne buyurulur? Oysa ki insana hizmet için yaratılan bir şey eğer yerinden edilir, ona yamuk bakılırsa o insana hizmet için yaratılmış olmaktan çıkarılır, insan onu tanrılaştırmaya kadar varabilir. İşte Budizmin ineğe olan tavrı. Ve daha devam eden bugün birçok toplumdaki hurafeler gibi. Onun için bir şeyi yerli yerine koymak hikmettir. Ve hurafelerin Allah'ın
koyduğu dinin dışına taşmanın en büyük zararı insana bir takım şeyleri yaratılış amacı dışına çıkarmaktır. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Ve hasat günü geldiğinde yoksula payını verin. Mekke'de inen bu surede Allah'ın verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine vermek, ürünleri ona muhtaç olanlarla paylaşmak bir hak, yani yerine getirilme yükümlülüğü olan bir görev, bir ödev olarak ortaya konuluyor. Ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Fakat israf etmeyin, unutmayın ki o israf edenleri sevmez. Ve minel en'ami hamuleten ve ferşen. Ve yük taşımaya elverişli olan hamuleten ve ferşen kulu mimma razakakumullah. Ve yük taşımaya elverişli olan ve olmayanıyla hayvanlardan Allah'ın size rızık olarak verdiklerini yiyin. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Ve şeytanın izinden gitmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Unutmayın ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Semaniyete ezvacin. Yine devam ediyor örnek vermeye Kur'an. Müşriklerin hurafelerinden sayısı 8'e ulaşan 4 çift hayvanın da insana yasak olduğunu iddia ettiler. Semaniyete ezvac, 8 çifterli 8 demektir. Ki ezvac tekili zevç. Zevç hem bir şeyin çiftini hem de çifti oluşturan her bir elemanı gösterir, işaret eder. Mineddâni thneyni ve minel ma'zis neyni. Koyun ve keçinin iki cinsinden her biri. Kul azzekerayni harrama emil unseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn. Sor onlara, sor şu hurafecilere. Onun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi yoksa dişileri mi? Ya da yasak dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları da kapsar mı? Rabbimiz bu tip hurafevi yasakların ne kadar mantıksız olduğunu göstermek için bu ayrıntıları da vereydiniz diyor. Şimdi yasaklar erkekler mi yasak, dişiler mi? Madem siz erkeklere, dişilere yasaklıyorsunuz, bazı etleri erkeklere yediriyorsunuz, bazıları erkeklerle beraber dişilere yediriyorsunuz. Şimdi bunu da söyleyin bakalım diyor. Bu ayrıntıların amacı, İyi ve kötüyü belirleme hakkının insanın keyfi yararlarına, keyfi kararlarına bırakıldığında ne gülünç sonuçlara ulaşacağına bir örnek olsun diyedir. Buradaki ayrıntıların bildirilmesinin tek amacı budur. İnsana keyfi din belirlerseniz sizi getireceği gülünç nokta budur mesajı vermek. Bugün böyle şeylerin olmadığını söylemeyin sakın. Böyle bir şey demiyorsunuz değil mi? Gelişmiş toplumların gelişmiş hurafeleri var. Baksanıza etrafınıza. Uğur, fal, burç, astroloji, tarot, UFO, reenkarnasyon ve daha sayın sayabildiğiniz kadar bunlar da modern toplumların modern hurafeleri değil mi? Ne farkı var Allah aşkına? Benim uğurum diyor şu sayı. Düşünebiliyor musunuz? Modern insan, hesapta aklı gelişmiş insan. Onun için hurafenin mantığı geçmişte de bugün de aynıdır. Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadikin. Hadi bilgiye dayalı bir haber verin bana, tabii ki iddianızda haklıysanız. Burada çok önemli bir şey söyleniyor. Nebbi'uni bi'ilmin. Bilgiye dayalı bir haber verin. Yani yukarıda soruları soruyor. Bunların erkekleri mi yasak, dişileri mi? Bu yasağa karınlarındaki yavrular da dahil mi? Kapsar mı? Deniliyor. Ve Kur'an imanın hurafeye değil bilgi ve bilinç üzerine bina edilmesini telkin ediyor burada. وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. Yukarıdakiler küçükbaş hayvanlardan yaptıkları hurafelerdi. Bu da büyükbaş hayvanlar için de koydukları hurafeler var. Onlara geldi sıra. Deve ve sığırın iki cinsinden her birini de haram sayıyorlardı.
قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ Sor onlara, onun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi, yoksa dişileri mi, yahut da dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları mı, hangileri? Bu ayrıntıyı da versenize, madem kendi kafanızdan helal ve haramlar koyuyorsunuz. Kendi kafanızdan Allah'ın insanın kullanımına sunduklarını kullanım dışına atıyorsunuz. Madem bu kadar belirleyici görüyorsunuz kendinizi, bu ayrıntıları da ortaya koysanıza diyor Kur'an. Ve soruyor. Em kuntum şuhedâe iz vassâkumullâhu bihâzâ. Ya yoksa Allah bütün bunları yasaklarken siz yanında mıydınız? Şahit miydiniz diyor. En dehşet yalan, Allah adına söylenen yalandır, değerli Kur'an dostları. En korkunç iftira, Allah'a yapılan iftiradır. Allah adına işlenen hurafelerdir. Ve işte onu söylüyor Kur'an, bakalım ne diyor. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için kendi uydurdukları yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için, zaten gerçek bilgiye dayanmaksızın, bu Allah'ın yasasıdır diye hurafenizi insanlara din adı altında Allah'a atfederek iletiyorsanız, Allah'a yapılmış en büyük iftiradır bu. Bundan daha zalim kim olabilir diyor Kur'an, soruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Ve bu sorusunu şu hükümle tamamlıyor. Unutmayın ki Allah zalim bir topluma doğru yolu göstermez. Zalim bir toplum. Hakikatin belirleyicisi olduğunu düşünen toplum. İyi ve kötüyü, hak ve batılı belirleme işini kendisinin yapacağını zanneden insanların oluşturduğu bir toplum. Bu toplum hem gülünç olur, hem Allah'ın insan yararına yarattığı şeyleri yarar dışı çıkarır, hem de en büyük vahşeti inanç, hurafe adı altında işler ve bunun vahşet olduğunu da görmez. Onun için Allah'a en büyük iftira Allah adına söylenmiş yalandır. Bu anlamda tüm hurafelerden inancımızı korumasını Rabbimizden niyazlıyor. Hurafesiz bir iman diliyorum.